Evet, bismillah diyelim, dersimize başlayalım. Normalde fiil cümlesinin aslı olan fiil, fail, mef'ul şeklinde sıralamadır. Ancak bu sıralama bazı durumlarda değişebilir arkadaşlar. Mesela zehebe aliyyun et derse, zehebe fiil, aliyyun fail et derse mef'ul. Bu normal bir sıralama arkadaşlar. Ali derse gitti. Bakın şimdi bazı özel konumları olabiliyor. Mef'ul failin önüne geçebiliyor. Neymiş bunlar arkadaşlar? Mef'ulün bih muttasıl zamir olarak gelirse. Biz en başta şunu öğretmiştik. Fiile bitişen zamirler mef'ulün bih olurlar. Bakın zarabeni fehimehu. Bakın burada ne var? Fiile bitişmiş bir zamir var. Bu şekilde zamir olursa, fiile bitişirse failin önüne geçer. Bakın zarabe fiil. Zarabeye bitişmiş bizim zamirimiz arkadaşlar. Y zamiri. Bir saniye şurayı düzeltelim. Evet. Şu Y zamiri. Fiile bitişmiş zamir. Fiile bitişince ne oluyormuştu? Meful oluyor arkadaşlar. Halit ne burada? Fail. Bakın failin önüne geçiyor meful. İşte bu normal sıralamayı, fiil, fail, meful sıralamasını bu şekilde değiştirmiş oluyoruz. Diğer örneğe bakalım. Ettersu fehimehu ettalibu. Bakın buradaki örneğimiz fehime, fiil, hü, bahsettiğimiz zamir. Kimin önüne geçmiş? Talip, failin önüne geçmiş. Öğrenci onu anladı. O dediğimiz şey ne? Ders. Hocam burada dersin cümledeki konumunda nedir? Yani bu fiil mi, fail mi, meful mi, mübteda mı, haber? Arkadaşlar bu mübteda. İsimle başlarsa bir cümle, isim cümlesi. Fiille başlarsa fiil cümlesi diyorduk. Bu bir isim cümlesi. İsim cümlesinin mübteda ögesi. Bakın bu mübteda. Peki hocam bu mübtedanın haberi nerede? Arkadaşlar bu mübtedanın haberi fiil cümlesi olarak gelmiş. Bak fehime ettali bu şeklinde bunun haberi. Bir önceki dersten hatırlayın. Haberde mübtedaya raci bir zamir olur demiştik. Bakın fiil cümlesi olursa bu şekilde bir zamir oluyordu. Evet, ikinci durumu nedir? Mef'ulün bihin failin önüne geçtiği yer. Failde mef'ulün bihe dönen bir zamir bulunursa. Bakın failin içinde faile bitişmiş olarak bir zamir mef'ulü bihi işaret ederse. Yu'alicul meriza tabibuhu. Bakın tabibuhu dediğimiz ne demek? Onun doktoru. Hastayı tedavi etti. Buradaki hastanın doktoru hastayı tedavi etti manasında. Yu'alicu fiilimiz, el meriza mef'ulümüz. Bakın öne geçmiş. Neden öne geçti? Kuralımızı okuyalım. Failde mef'ulün bihe dönen bir zamir olursa. İşte burada bir zamirimiz var arkadaşlar. Kimi işaret ediyor? Hastayı, yani meriz kelimesini işaret ediyor. Bundan dolayı mef'ul öne geçmiş. Bir sonraki alıştırmamıza bakalım. Ye ümmül musalline İmamuhum, bakın şurada bir ötre var, bunu görmeyin arkadaşlar. Bu yanlışlıkla konmuş oraya. Ye ümmül musalline imamuhum. Cemaat, musallin demek namaz kılan kimseler. Cemaat, imamuhum imamına uydu, tabi oldu manasında. Bakın meful olan kelime failin önüne geçmiş. Çünkü failde bir zamir var arkadaşlar. Bu zamir kimi işaret ediyor? Musallin kelimesini, yani namaz kılanları işaret ediyor. Bu şekilde failde bir zamir bitişik olarak gelirse meful öne geçer. Başka var mı mef'ulün failin önüne geçtiği yer? Evet arkadaşlar, failin başına illa ve innema hasır edatları gelirse. Hasır ne demek hocam? Hasretmek, bir şeyi hasretmek, bir şeyin özellik kazandırılması demek arkadaşlar. Mesela bir vurgu yapacaksınız. Yani bu sadece bununla alakalı diyeceksiniz. Sınırlandırma yapacaksınız, kısıtlama yapacaksınız. Bunun adına Arapçada hasır etmek denir. Ma darabe Haliden illa Aliyun. Bakın burada illa edatımız gelmiş. Bu hasır da genelde bu şekilde istisna ve nefi edatlarıyla birlikte yapılır arkadaşlar. Bakın burada ma darabe vurmadı. Ne yaptı? Nefy etti. Yani yapmadığını bildirdi. İlla ile de istisna etti. Bir kere yapmış ama. Evet. Kim vurdu burada arkadaşlar? Ali. Sadece Ali vurdu. Evet, Halide Ali'den başkası vurmadı.
Sonraki örneğe bakalım. İnnemâ gelirse. İnnemâ da aynı şekilde hasretatlarından bir tanesi. İnnemâ yugaddirul ilme el ulemâ. Muhakkak ilmin kıymetini sadece, bakın burada sadece diye vurgu yapıyor arkadaşlar. Başkası bilmiyor. Sadece alimler biliyor. Evet, burada ne olmuş? Bu şekilde innema ve illa gelirse mef'ul failin önüne zorunlu olarak geçer. İkinci bir konu arkadaşlar. Mef'ulün bihin fiilin de önüne geçtiği yerler. Normalde hani fiil cümlesi fiille başlardı ya. Evet, fiilin de önüne geçebiliyor bu mef'ulün bih. Ne durumlar arkadaşlar? Hocam biz şöyle öğrenmiştik, fiille başlarsa fiil cümlesi, isimle başlarsa isim cümlesi demiştik. Ama burada nasıl olmuş? Bu bir isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Arkadaşlar bu fiille başlıyor ama bir özellikten dolayı içindeki ögesi fiilin önüne geçmiş. İsim cümlesi değil arkadaşlar. Fiil cümlesi. Bakın, İyyâke na'budu. Yalnız sana kulluk ederiz. Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Bakın buradaki İyyâke nasıl bir zamir arkadaşlar? Mef'ulün bih munfasıl mensup bir zamir olursa. Bu munfasıl ayrı yazılır ve mensup zamirlerden bir tanesidir arkadaşlar. Mef'ulün bih olarak gelir zaten bunlar. Bu şekilde bir mef'ul gelirse fiilin önüne geçer. Bak, failin değil, fiilin de önüne geçer. Peki hocam, bu fiilin önüne geçmiş isim cümlesi olur mu? Hayır arkadaşlar. Özellik sebebiyle öne geçtiği için bu yine fiil cümlesidir. Manası arkadaşlar, şurada notumuz var. Çok önemli bir not. Bu mef'ul olan munfasıl zamirler başa gelirse bu şekilde, İyyâke'de olduğu gibi, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in şeklinde başa gelirse ne işe yarar? Manayı kuvvetlendirmeye yarar arkadaşlar. Yani vurgu yapar. Ancak sana, yalnız sana, sadece ona. Sadece ke mi gelir? Hayır. İyyâke, İyyâhu, İyyâna, İyyâye mesela. Bütün zamirler İyyâ kelimesine bitişir arkadaşlar. Bunlar sadece ona, yalnız sana gibi. Hangi kelimeyi bitiştirdiysek zamir olarak, o manayı sadece, yalnız, ancak gibi hasreder. Bu da aynı şekilde vurgu için kullanılır. Manayı güçlendirir arkadaşlar. Peki hocam, sadece bunun için mi kullanılıyor bu İyyâ zamiriyle birlikte, İyyâ ile birlikte gelen zamir? Hayır arkadaşlar. Zanner racülü haliden İyyâke. Bakın burada başa geçmemiş. Ama böyle de kullanımı var. Ne diyor? Adam Halit'i sen zannetti. Sen sandı. Bakın, İyyâke sen zannetti. Zanne zannetti. Er-racülü adam fail. Haliden Halit'i mef'ul. İyyâke sen zannetti. Bakın burada Haliden İyyâke nedir arkadaşlar? İyyâke mef'ul zamiridir. Mef'ulün bih emma edatından sonra gelirse. Bakın burada yine ayet-i kerimeden örnek veriyor. Emmel fe emmel yetime fe la takhar. Yine devamı var. Ve emmes saile fe la tenhar. Ve emme bi ni'meti rabbike fahaddis. Ve Duha'da arkadaşlar, Duha suresinde. Sakın emmel yetime fe la takhar. Yetimi ezme. Bakın burada ne olmuş? Mef'ul fiilin de önüne geçmiş arkadaşlar. Niye burada fiil fail yazdık? Çünkü fela tekhar, tekhar kelimesinin içerisinde ne var? Bir de fail var arkadaşlar. Gizli özne olduğu için fiil fail öyle yazdım. Yine fiilin failin önüne geçiyor. Ne zaman geçiyor? Emma gelirse. Bakın burada ne var? Emmel kahvete fela eşrabu. Kahve ise kahveyi içmiyorum manasında. Demek ki mef'ulün başına emma gelirse fiilin de önüne geçer. Hocam peki bu şekilde olunca isim cümlesi mi oluyor, fiil cümlesi mi oluyor? Arkadaşlar fiil cümlesi oluyor. Özel bir durumdan dolayı mef'ul fiilin de önüne geçmiş oluyor. Mef'ulün yine fiilin önüne geçtiği üçüncü durum, mef'ulün bir soru veya şart edatı olarak gelirse. Mesela soru edatımıza bakalım. Mâzâ tedrusu. Ne çalışıyorsun? Yani ne okuyorsun manasında. Bu soru sorduğumuz kelime mâzâ veya bir başkası olabilir. Cevap verirken cümlede hangi ögeye tekabül ediyorsa soruda da o ögeyi işaret eder. Bakın, mâzâ tedrusu. Sen ne okuyorsun? Buraya cevap verecek olursak mesela örneğimizi yazalım. Edrusu. Bakın burada ne var? Edrusu'da fiil ve fail var değil mi? Edrusu, et derse veya el vacibe diyelim.
Bakın, ödevi çalışıyorum dediğin zaman el vacibe cümlede ne konumunda oluyor? Meful konumunda oldu, değil mi? Evet. Demek ki soruda da meful konumuna geliyor. Demek sorunun cevabı neye işaret ediyorsa, bakın vacip kelimesi, soruda da aynı onu işaret eder. Hocam sadece meful mü işaret eder bu tür sorular? Hayır. Bazen sorunun cevabı faile de tekabül edebilir. Mübtedaya da tekabül edebilir. Habere de tekabül edebilir. O zaman soruyu cevabı ile birlikte düşünmek lazım. Soruyu sorduğun zaman bir de cevap vereceksin ona. Cevapta mübteda mı, haber mi, fail mi, meful mü olduğunu seçebilirsin. Bakın burada maza tedrusu dediğinde mazamız meful dedik. Hemen bunun cevabına bakalım. Edrusu fiil, fail. Edrusu ene. El vacibe, ödevi çalışıyorum. Bakın burada el vacip kelimesi cümlede hangi konumdaymış? Meful konumdaymış. İşte bu şekilde soru isimleri de başa gelir. Hem de fiilin başına arkadaşlar. Sonra şart edat olarak gelirse eyye kitabin ekra efhem. Hangi kitabı okursam anlarım manasında. Bakın arkadaşlar, burada eyye kelimesi mefulün bir şart edatı olarak gelmiş. Başta gelir arkadaşlar. Başta geldiği için de mefulün bir olmuş. Neyin başına gelmiş? Fiilin de önüne geçmiş. Bakın burada aynı şekilde soru edatı da fiilin önüne geçiyordu. Demek ki mefuller fiilin önüne geçebiliyor. Evet. Üçüncü bir kısım daha var arkadaşlar. Failin, mef'ulün bihin her zaman önüne geçtiği yerler. Burası ne demek hocam? Bu bizim normal sıralamamız arkadaşlar. Hani en başta fiil cümlesinde asıl olan fiil, fail, mef'ul sıralamasıydı ya, işte ne zaman bizim normal öğrendiğimiz şekilde gelir. Bu C şıkkı, şimdi anlatacağımız bu konu tam da bununla alakalı. Yani normal sıralaması ne zaman gerçekleşir? Onu öğretecek. 1. Fail ve mef'ulün bir özellik olarak aynı olur ve ayırt edilemezse. Bakın şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. İsa, Musa. Gördünüz mü Elif'i, maksureleri? Hocam bunlar işte failler merfuydu, mef'uller mansuptu diyebilir misiniz? Hadi bakalım. Elif'i maksurelere birer hareke koymaya çalışın. Koyulmaz ki. Değil mi? İsa, Musa. Hocam hangisi fail bunların? İşte için içinden çıkamadık. Bu şekilde her ikisi de şartta, durumda eşit olursa arkadaşlar, o zaman biz birincisine fail diyoruz. Bakın, fail. İkincisi meful oluyor. İsa Musa'yı gördü. Burada fail kimmiş? İsa. Kimi görmüş? Musa'yı görmüş. Bakın bir başka örnek. Ya'rifu ahi sadiqi. Bakın ikisine de nispet yazı, yani kim? Mütekellim yazı gelmiş. Benim kardeşim, benim arkadaşımı tanıyor. Bak ikisi de yeğli. Yani bunlar bu şekilde olunca, ister maksur elif isterse bu şekilde nispet yası, mütekellim yası olsun, bunlar hareke almaz. Hocam burada hangisi fail o zaman? İşte ikisi de şartta, durumda eşit. Böyle olduğunda biz birinci ögeyi fail kabul ediyoruz. İkinci ögeyi meful kabul ediyoruz. Benim kardeşim arkadaşımı tanıyor. Şartlar eşit olursa demek ki fiil, fail, meful şeklinde normal sıralamada geliyor. Sonraki ikincisi nedir bu fiil, fail, meful sıralamasının normal şekilde geldiği? Fail muttasıl zamir olup mef'ulün bir zamir veya açık bir isim olursa. Muttasıl zamir ne demek arkadaşlar? Failin muttasıl zamir olması. Mesela fetahtu. Bakın burada fetahtu, fetahte, fetahti. Evet. Buradaki arkadaşlar tü zamiri, işte muttasıl zamir. Ben açtım, sen açtın, biz açtık gibi. Fetahna gibi. Bunlar muttasıl zamir. İşte failimiz bu şekilde muttasıl zamir olursa. Mef'ulün bih'te bundan sonraki bir kelime, açık bir kelime olabilir. Fetahtu elbabe mesela. Bakın kapıyı açtım. Burada açık bir isim geldi. Ben kapıyı açtım. İşte bab kelimesi ne oldu? Meful oldu. Örneği inceleyelim. Fehimtü et derse, bakın tü zamiri gelmiş. Muttasıl zamir. Ondan sonra açık bir isim gelmiş. Bu şekilde gelirse fiil, fail, meful sıralaması normal şeklinde gelir. Başka ne olur arkadaşlar? Bir zamir olarak gelirse, hem failimiz hem de mef'ulümüz zamir olarak gelirse. Örnek: raeytüke. Bakın tüke. Buradaki tü muttasıl zamir, fail.
İkinci olarak gelen ke zamiri ise muttasıl zamir meful. Arifte el hakka. Sen doğruyu anladın, sen doğruyu bildin. Bakın burada arifte, te fail. Muttasıl zamir el hakka zahir isim olarak gelmiş meful. Fiil, fail, mef'ul sıralaması normal olarak gelen üçüncü yerimiz arkadaşlar. Mef'ulün bihin başına illa veya innema gelirse. Bunlar neydi? Biraz önce bahsetmiştik yukarıda arkadaşlar. Bunlar ne edatıydı? Hazır edatı. Yani bir şeyi sınırlandırma, bir şeyi özelleştirme edatları. Ma darabe halidun illa aliyyen. Bakın yukarıda örneğimiz farklıydı. Burada farklı. İlla'dan sonra gelen mef'ul. Mef'ulün başına illa veya innema hasr edatı gelirse. İnnema nasıl geliyor hocam örneklerde? İnnema yuhibbu tiflu el-lu'be. Muhakkak çocuk, yani çocuk oyunu sever. Ne yaptı burada? Çocuğun innema neyi hasretti arkadaşlar? Oyunu çocuğa hasretti. Yani çocukların hepsi oyunu sever. Bu şekilde gelirse fiil, fail, meful normal sıralamada geliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Alıştırmalarını bir sonraki videoda bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun.